NTV'de Finans Kafe'ye hoş geldiniz efendim. Ben Melda Yücelkıcı. Hemen EYT diye söze başlayalım. EYT yasa teklifi üzerinde çalışmalar zira devam ediyor. Peki teklif ne zaman meclise sunulacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu haftayı işaret etti. Bakan Bilgin, EYT'nin bu hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını tahmin ettiğini söyledi. EYT'nin 2023 bütçesine etkisini en fazla 150 milyar lira olacağını belirtti. Kılıçdaroğlu da konuya ilişkin Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek bir mesaj paylaştı. EYT'lileri oyalamayı bırak. İnsanlarımızın haklarını seçimlere malzeme etmeye çalışma. EYT'yi meclise getir hemen dedi. Biz de aslında sosyal güvenlik çalışma hayatı diye söze devam edeceğiz. Burada önemli bir başlık var. 700 bin işçi için, kamu işçisi için özellikle toplu sözleşme süreci ne zaman nasıl sonuçlanır? Memur konusunda bir ek zam vardı. Enflasyon üstü bir ya da enflasyona ezdirmeyecek bir ek zam gelir mi? Hepsini konuşacağız. Değerli konuğumuz Yol İş Sendikası Genel Başkanı ve Türk İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar. Ramazan Bey merhaba. NTV Finans Kafe'ye hoş geldiniz efendim. Merhaba, teşekkür ederim Melda Hanım. Kamu işçisinin gözü aslında bu yayında diyebiliriz. Öncesinde Twitter'dan da pek çok soru geldi. Onları da ileteceğim zamanımız el verdiğince. Hemen başlayalım aslında. Kamu işçisinin zam pazarlığı başladı. Asgari ücret altında kalmasın diyor zam. Kamu işçisi. Şöyle bir baktığımda da sosyal medyadaki talepleri de peşi sıra geldi karşıma. 3500 lira seyyanen zam istiyor. Refah payı istiyor. Kamu işçisi çözüm bekliyor diyorlar. Böylesi bir çözüm gelir mi? İsteklerine karşılık gelir mi efendim? Evet, teşekkür ederim. Öncelikle bizi izleyen işçi kardeşlerime ve vatandaşlarıma teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Tabii ki her iki yılda bir yapmış olduğumuz kamu toplu iş sözleşmesi bu dönem biri bir itibariyle tekrar yenisini inşallah Çalışma Bakanımızla, hükümetle görüşerek bir mutabakata vardıktan sonra kısa zaman içerisinde sonuçlandırmak istiyoruz. Biz burada bunu yaparken de Türk İş Genel Başkanımız Ergün Atalay öncülüğünde geçmiş yılda yaptığımız gibi Hak İş Konfederasyonu ile birlikte bu kamu toplu iş sözleşmesini bu dönemde birlikte yürütmek istedik ve bir araya geldik. Hak İş'te de görüştük. Dün Türk İş'e geldi arkadaşlarımız. Onlarla bir müzakere yaptık. Daha önce iki defa Kamu Koordinasyon Kurulu'nu topladık bununla ilgili. Orada kendi aramızda tartışma yaptık. Yarın yine çarşamba günü saat 11'de Türk İş Kamu Komisyonu toplayacağız ve birlikte tekrar bir müzakere yapacağız. Yapıp Hak İş de kendi arasında toplanarak bir müzakere yapacak. Dolayısıyla pazartesi günü tekrar Hak İş'le bir araya gelerek bu rakam konularını orada birlikte tespit etmeyi düşünüyoruz. Elbette ki 700 bin kamu işçisi adına yapılacak toplu iş sözleşmesi önemli. Çünkü vatandaşların alım gücünün düştüğü bir döneme girdik. Dolayısıyla asgari ücret 8500 lira olduktan sonra 200 bin civarında 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle kadroya geçen arkadaşlarımızın ücretleri asgari ücretin altında kaldı. Dolayısıyla bunları elbette ki bir iyileştirme yaparak Cumhurbaşkanımızın memurlara vermiş olduğu destekle birlikte bunları da işine koyarak bir harmanlama yaparak günün şartlarına göre elbette ki komisyon olarak mutabakata varacağımız ücretleri de önümüzdeki hafta tahmin ediyorum biz Sayın Çalışma Bakanımıza taslağımızı sunmayı düşünüyoruz. Evet, ne var masada? İçerisinde yani şu anda şu kadar ücret istenir falan. Onu soracağım. Doğrudan çünkü kamu işçisi bunu duymak istiyor Sayın Ağar. Yani Hak İş'te ortak çalışma kararı alındı. Ortak bir karar var mı? Şu kırmızı çizgimizdir diyeceğiniz bir seviye var mı? Çünkü söylediğim gibi memurlara verildiği gibi %13,52 oranında bir refah payı verilmelidir denilmekte. Kamu işçisi böyle dile gelmekte. Böylesi bir oran çıkar mı masadan? Talepte.
Şimdi kırmızı çizgimiz diye öyle bir şey yok. Biz tabii daha müzakereye başlamadık. Elbette ki Sayın Cumhurbaşkanımızın 13-52 oranında memura vermiş olduğu destek zammını elbette ki bize talep etmekle birlikte onun üzerinde günün şartlarına göre geçmiş yıllarda yaptığımız gibi ilk 6 ayda ne belirleyeceksek o belirlemeyi, ücreti daha doğrusu yüzde olan ücreti hak işle birlikte, kamu koordinasyon kurullarımızla birlikte yarın büyük oranda tartışacağız bunları. Bir makul ölçülerde insanların yaşayabileceği bir ölçüde elbette ki talebimiz olacak. Ancak talebimiz şu anda rakam olarak net belli değil. Bunu görüşmeler yapıldıktan sonra bu konulara gireceğiz. Yarın biz toplantı yaptıktan sonra pazartesi günü Hakşe'de bir araya geldikten sonra bu rakamları netleştiririz diye düşünüyorum. Evet, sizin konuk olacağınızı duyunca pek çok izleyici bana da soru gönderdi Ramazan Bey. Şimdi baktığımızda mesela 696 sayılı KYK ile kadroya geçen işçiler EYT ile zorunlu emekli olacak mı? Bu konuda çalışma var mı diyorlar. Yani zorunlu emeklilikten kasıt hani işsiz mi kalacağız çerçevesinde soruyorlar. Ne diyebiliriz bu noktada? Evet, 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle kadroya geçen arkadaşlarımızın sadece emeklilikten ilgili sorunları yok. O 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle o kanunun 127. maddenin geçici 23. maddesi tamamen işçinin aleyhine olan bir madde. Orada emeklilik zorunlu demiyor kanun. Kanun diyor ki iş akdi sona erdirecektir diyor. Dolayısıyla şu anda kanun o durumda, ancak EYT kanunu çıkar ise Çalışma Bakanlığımızla, Türk İş Genel Başkanımızla birlikte görüşmeler yaptık. Çalışma Bakanımız bu kanun düzenlemesinde emekli zorlayıcı maddeyi çıkartıp o arkadaşlarımızı emekli olmamaları için bu düzenleme gelecek. Ancak diğer yönden bu arkadaşlarımızın tayin hakları yok. Efendime söyleyeyim, diğer güvenlikçilerin sıkıntısı var. Pozisyon değişikliği yok. Yani çalışma düzenini büyük ölçüde, dolayısıyla iş barışını da bozan bir madde. Aslında bu maddenin tamamının çıkartılması lazım. Yani kamuda iş barışını sağlamak anlamında söylüyorum. Burada çok ücret dengesizliği de var. Bu arkadaşlarımızın içerisinde kanun hükmünde kararnameyle kadroya geçerken, çünkü alt işverenin vermiş olduğu ücretin aynası denmesinden dolayı, dolayısıyla orada ücret dengesizliği alabildiğine çok kötü durumda. Bunların mutlaka düzeltilmesi lazım. Düzeltilmesi için de bu maddenin çıkartılması lazım diye bunu da bakanımıza görüşüyoruz. Tabi bunlar kolay bir iş değil. Ancak şu anda varılan mutabakatta emekliliklerinin olmayacağı, o da bir kazanım diye düşünüyoruz. Arkadaşlarımız o konuda rahat olsunlar, emekli olmaları konusunda. Yani kanun çıktıktan sonra emekli olmayacaklar. Ancak şunu soruyorlar, diyorlar ki peki EYT kanunu bugünlere çıkacak, ben bugün yarın emekli olacağım, buna bir çözüm var mı diyorlar. Kanun çıkmadan maalesef çözüm olmamakta. Onun çözüm olması için yeni bir düzenlemenin yapılması lazım. Yani kanun çıkmadan mevcut kanunun geçerli olduğunu söylemek istiyorum. Evet, yani emekli olduktan sonra iş garantisi de istiyorlar, aynen işe devam da istiyorlar. Şimdi pek çok konu var efendim. Taşeron'a kadro talebiniz de var. O konuda hangi gelişmeler var? Şimdi yine sorular üzerinden de gitmek istiyorum aslında izninizle izleyicilerimizden. Mesela Suat Bey diyor ki karayollarında 2016'da kadro 10-11 yıllık intibaklar sayılmadı. Bu mağduriyetimiz çözülecek mi diyor. Eşit işe eşit ücret istiyoruz diyor. Karayollarında kadro personelle birlikte asıl işi aynı iş yapan emekçileriz diyor. Böyle eşit işe eşit ücret olacak mı? Az önce değindiniz ama soru özelinde de bir açalım lütfen. Efendim, teşekkür ederim. Şimdi elbette ki eşit işe eşit ücret, bu anayasamızda da buna benzer maddeler var. Ancak biraz evvel söylediğim gibi maalesef ücret dengesizliği kamuda
bayağı çalışanları rahatsız etmekte. Dolayısıyla çalıştıranları da rahatsız etmekte. Bunun çözümü olur mu? Olur. Ancak şimdi biz taşeronlarla ilgili geçmiş yıllarda vermiş olduğumuz mücadele sonucunda, çünkü buna detaylı şekilde girecek olursam çok uzar, biz karayollarında 10 bin arkadaşımızı mahkeme kararıyla kadroya aldırdıktan sonra onların devamı diğer kamuda çalışan asıl işi ve yardımcı işi yapan işçilerin tamamı kadroya alındı. Dolayısıyla 3. skalayı kabul ederek biz 10 bin kişiyi kadroya aldırdık ama zaman geldi 3. skalayı kaldırdık. 3. skala kalktı, şimdi 2. skala da kalkmak üzere. Kalktı sayılır. Aslında bu konuda arkadaşlarımızın biraz sabırlı, biraz da haklı oldukları yönler vardır. Bunlardan önce mevcut çalışan, taşeronda çalışan, kitlerde çalışan, geçici işçiler, bunlarla ilgili çalışmalar devam etmekte. Ancak geçici işçilerin kadroya geçmesine ilgili pek sıkıntı görükmemekte. Diğer taşeronda çalışan arkadaşlarımızla ilgili Çalışma Bakanımızla da Türk İş Başkanımızla görüşmekte, birlikte görüşüyoruz. Bununla ilgili de Çalışma Bakanımızın söylediğini söylemek durumundayım. 2023 yılında geçici işçileri başlattıktan sonra, kadroya aldıktan sonra diğerlerini de 2023 yılı içerisinde bunların işini de çözeriz diye bir ibaresi var. Bunu da burada söylemiş olalım. Elbette ki kamuda çalışan taşeron işçilerinin, bilhassa asıl işi yapan işçilerin, yani kamu kendi yapması gereken işlerin, orada çalışan işçilerin kadroya geçmesini elbette ki kanun da zaten buna karşı çıkmakta. Bunların kadroya geçmesini biz Türk İş olarak sürekli bundan mücadele ediyoruz, uğraşıyoruz. İşçi arkadaşlarımız ilgili yerlere sürekli mesaj göndermekteler. Yani bunun hükümetimiz bundan ilgili de ciddi bir çalışma yapıp bunu da bir sonuca bağlaması lazım. Aksi halde iş yerlerinde bu sıkıntılar bitmez. Evet. Sürekli bunlar konuşulur. Dolayısıyla sürekli bunlar konuşulduğu zaman iş yerinde iş barışı da olmaz. Çünkü taşeron işçileriyle mevcut kamuda çalışan kadro işçiler aynı yerde çalışıyorlar. Aynı işi yapıyorlar. Evet. Değişik ücretler var. Bu da elbette ki hem çalıştıranın huzurunu kaçırıyor hem de iş barışı bozuluyor. Yani buna bir çözüm bulunmasının gerektiğini biz zaten söylüyoruz. Sürekli söylüyoruz. Evet. O nedenle bu tabi kamu toplu iş sözleşmesinden buraya kadar geçtik. Bunlar da çok önemli. Toplu sözleşme kadar bunlar da önemli. Bunların çözümünün bulunmasını sürekli talep ediyoruz. Evet. Bu talebi de inşallah dikkate alarak bir an önce çözülmesini sağlarız. Şimdi Ramazan Bey'e bakıyorum, izleyicilerimizden kamu işçisine zam pazarlığı sürecine dair sorular peşi sıra geliyor aslında. Ücret adaletsizliğiyle boğuşuyoruz diyorlar. Skala sorunu çözümünü bekliyoruz diyorlar. Bakıyorum mesela Mustafa Bey böyle söylemiş. Hak işle ortak çalışmanızda ortak bir talebiniz olacak mı? Yani şu başlıklar altında bir araya geldik. Ortak talebimiz bu. Hangi talepler olabilir uzlaşma noktasında? Bu noktada sendikaların maaş artış talebi, siz rakam telaffuz etmek istemiyorsunuz ama belki de hani şu fiyatın altında olmaz ya da memura verilenin altında olmaz gibi bir tanımla da bunca soruya yanıt verebilir miyiz? Ne dersiniz? Efendim, bir defa kamu toplu iş sözleşmeleri müzakerelerinde bu toplu pazarlık bunun adı. Bu özel sektörde de bunu yapıyoruz. Kamuda da bunu yapıyoruz. Biz daha işverenle görüşüp herhangi bir talebimiz olmadan rakam söylemenin hem kamuoyunu yanıltır hem bizleri yanıltır. Biz Türk İş ve Hak İş olarak elbette ki ortak talepte bulunacağız. Teklifimizi ortak vereceğiz. Geçmiş dönemde de böyle yaptık. Bunun özellikle bir taban ücreti belirleyeceğiz. Yani işçinin en az hangi ücretle çalışır konusunun taban ücretini belirleyeceğiz. Biliyorsunuz asgari ücret şu anda 8500 lira oldu. Bunun üzerinde taban ücretini nereye kadar çekebiliriz? Ondan sonra da gerek Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu o desteği, gerek yeni talep edeceğimiz
günün şartlarına göre, alım gücüne göre, enflasyonun durumuna göre, enflasyon biliyorsunuz yıllık %64. Yani geçmiş yıllarda bizim 2 sene önceki yapmış olduğumuz kamu toplu iş sözleşmelerinde o dönem müzakerelerde enflasyon %8,5 yıllık hedefleniyordu. Biz birinci altı ay %12 zam almıştık. Yani yıllık %8 hedeflenirken biz birinci altı ay %12 zam aldık. Ama enflasyon %8 değil %80 oldu. Evet. Yani büyük bir yanılgı oldu. Ortalaması da %64 oldu. Dolayısıyla biz bu enflasyon farkını da toplu iş sözleşmelerimizde birinci altı ayın dışında ikinci altı aylarda %5 artı enflasyon %5'i geçiyorsa geçen kısmının tamamını alırız diye o kayıplarımızı da koruduk enflasyon yükselmesine rağmen. Bu dönemde elbette ki yine ona benzer geçmişteki kayıplarımız, yeni evet. talep edeceklerimiz, insanların alım gücüne göre elbette ki bir ortak mutabakat sağlayarak HAKİŞ'le birlikte evet. Önümüzdeki hafta bu rakamları söyleyebiliriz. Peki. O zaman tekrar görüşeceğiz diyelim. Yol İş Sendikası Genel Başkanı ve Türk İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar değerli konuğumuzda NTV Finans Kafede teşekkürler diyoruz kendisine. Devam ettiğimizde doğrudan tüketiciyi ilgilendiren bir haber. Petrolde yaşanan değişiklik akaryakıta da yansıyor. Benzine bu gece yarısı zam gelecek. Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre benzine 1 lira 25 kuruş zam yapılacak. Fiyat değişikliği bu gece yarısından itibaren uygulanmaya başlanacak. Yaşanacak fiyat artışı sonrası benzin litre fiyatı 21 liranın üzerine yükselecek. Motorin grubunda ise bugün için herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Avrupa Birliği doğalgaza taban fiyat uygulamasının enerji piyasaları üzerinde henüz bir etkisi olmadığını bildirdi. Avrupa Birliği Enerji Düzenleyici İşbirliği Ajansı doğalgaza taban fiyat uygulamasının piyasalara etkisine yönelik hazırladığı raporu yayımladı. Çalışmada söz konusu uygulamanın enerji piyasaları üzerinde henüz bir etkisi olmadığı bildirildi. İşbirliği Ajansı taban fiyat yönetmeliğinin vatandaşları ve ekonomiyi yüksek gaz fiyatlarına karşı koruyan bir mekanizma görevi gördüğünü aktardı. Raporda ayrıca uygulamanın gaz fiyatlarının 2022'nin ikinci yarısına oranla çok daha düşük olduğu bir zamanda yürürlüğe gireceği de hatırlatıldı. NTV Finans Kafe'deydiniz. Saat 16'dan 19'a haber bültenleriyle karşınızdayım.